Bir başka haber bugüne başlarken Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan, zorla atanan, çünkü hiçbir öğretim görevlisinin kendisini kabul etmediği, öğrencilerinin kayyum rektör istemiyoruz diyerek protesto ettiği Melih Bulu görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Bulu'nun görevden alındığını resmi gazetede altına imza attı. Melih Bulu'nun yerine kim gelecek? Şimdi bu soru önemli tabii. Geride bırakılan 6 ay için işte 6 ay heba edildi. 6 ay bir inatla geride bırakıldı. Bunlar yaşanmasaydı, bu inat sergilenmeseydi diyenler var ama bu 6 ay önemli bir tecrübe. Boğaziçi Üniversitesi rektörüne karşı, kayyum rektöre karşı hem öğretim görevlileri hem öğrencileri çok önemli, tarihe geçecek bir direniş sergilediler. 6 ay boyunca pes etmediler. Ve sonunda pes eden Melih Bulu ismi üzerinden iktidar oldu. Tabii hani gelen gideni aratır derler. Melih Bulu'nun yerine kimin geleceğine ilişkin bundan sonra alınacak karar önemli. Onu hep birlikte göreceğiz. Boğaziçi dayanışmasının yeni bir kayyum rektör istemiyoruz. Bunu üniversite bileşenleri olarak seçmeliyiz şeklinde bir talebi var. O talebi de aktarmış olalım sizlere. Tabii göreceğiz hep birlikte günün ilerleyen saatlerinde. Bu resmi gazete, yani gece yarısı yayınlanan resmi gazeteleri takip etmek artık moda oldu. Hani acaba yarın nasıl bir güne uyanacağız deyip sabahı bekleyemeyenler, resmi gazetede kim nereye atanmış bunlara bakanların sayısı hiç de az değil. Ancak bir de mükerrer artık resmi gazeteler var. Öyle gece yarısı ilk çıkan resmi gazetede yayınlanmıyor bunlar. Sonra bir şey oluyor. Yani gece ilerleyen saatlerinde çalışmalar devam ediyor. İlk gece yarısına yetiştirilemeyen atamalar, mükerrer sayıda yayınlanarak kamuoyu ancak ondan sonra öğrenebiliyor. Melih Bulu öyle oldu. Dün TRT'ye yapılan atamalar da öyle olmuştu. Hatırlayacaksınız, sabah kalktık, gün başlıyor da size anlattık TRT'ye yapılan atamaları. O yönetimin hemen canlı yayın sırasında ortaya çıktığı için ilk baktığımızda gördüğümüz profili de paylaşmıştık. Yani hemen hemen yönetim kurulu üyeliğiyle atanan, ki TRT Genel Müdürü dahil olmak üzere pek çok ismin iletişim başkanı Fahrettin Altun'un tweetlerini sıklıkla paylaşan isimler olması dikkatimizi çekmişti. Hilal Kaplan zaten başlı başına pek çok kişinin tanıdığı bir isim. Hepimizin vergileriyle oldukça yüksek miktarda para ödediğimiz, ancak bunun karşılığında kamu adına tarafsız, bağımsız yayıncılık yapması gereken ama iktidar partisinin kanalı haline gelmiş, kanalları haline gelmiş, parti devletinde parti televizyonu olmuş haliyle yapılan atamalarda bir ton farkı var demiştik. O tonun da ağırlığın adı, yani o tonun adını hani yeşil, daha yeşil, koyu yeşil falan diye tanımlamıştık. Sonuçta kim gelirse gelsin bu iktidarın kendisi için, kendi çıkarları için yayın yapması konusunda farklı bir ekip gelecekti. Bu ekibin ve bu tonun adı ortaya çıkmış oldu. Bu tonun adı SETA ve Fahrettin Altun. Yani bütün listeye baktığınızda böyle bir kadroyla karşı karşıyayız.